genel izleyici için uygundur. Ben diyetisyen Huma Karabulut. Bugün size bu aralar sıkça gündemimizi meşgul eden hastalıklar ve beslenmeden bahsetmek istiyorum. Özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler neler, nasıl beslenmeliyiz, akut hasta ve enfekte olduğumuz dönemlerde nelere dikkat etmeliyiz onları konuşacağız. Akut hastalık döneminde en önemli dikkat etmemiz gereken şey yeteri kadar sıvı alımı, başta su olmak üzere bitki çayları, çorbalar, besleyici değeri özellikle yüksek olan çorbalar, kefir, yoğurt gibi özellikle probiyotik içeriğinden zengin sıvılar hem hızlı toparlanmamıza yardımcı olacak hem de vücuttan toksin atımını destekleyecek. Hastayız diye basit karbonhidrat alımını arttırmak, kötü karbonhidrat, şeker, çikolata gibi abur cuburlara yönelmek hem bağışıklık sistemimizi baskılayacak hem de vücudumuzun savaşan antikorlarının sayısını azaltıp onu daha güçsüz ve zayıf hale getirecek. Vitamin, mineral alımını dengeli sağlamak her dönemde olduğu gibi bu dönemde kat be kat önem arz ediyor. Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek, salata gibi özellikle pişirip besin değeri kaybı olmadan sebze meyveyi hayatımıza dahil etmek yine toparlanmamızda ve sağlıklı bir şekilde hastalık süreçlerini atlatmakta en önemli faktörlerden bir tanesi. Probiyotik besinler, probiyotik yoğurtlar, kefir ya da probiyotik eklenmiş bazı besinler yine hayatımıza eklendiğinde floramızı toparlamaya ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye destek olacaktır. Düzenli uyku ve düzenli egzersizin hayatımızdaki yeri tartışmasız çok önemli. Bu dönemde yapacağımız şok diyetler, düşük kalorili diyetler, tek tip beslenmeler ve yanlış kilo verme yöntemleri özellikle bağışıklık sistemimizi baskılayacağı için uzak durmamız gereken noktalardan bir tanesi. Günlük protein alımını doğru almak antikor seviyelerinin üretiminde çok önemli. O yüzden genel sağlıklı beslenme çerçevesinde alacağımız lif, alacağımız vitamin ve alacağımız protein miktarlarını arttırmaktan da sakınmamıza gerek yok. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme programıyla bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak bu dönemi sağlıklı atlatmamız mümkün. Siz de lütfen bunun için bir uzmanına danışın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.